Labioplasti ameliyatı ile ilgili size bilmediklerinizi anlatacağım. Nasıl yapıldığını anlatacağım. Yani Türkiye'deki en çok labioplasti ameliyatını yapan bir doktor olarak size söylüyorum. Bu ameliyatlar hastanede de olabilir, klinikte de olabilir. Ama sizin beklediğiniz gibi çok çok büyük bir ameliyat prosedürü değil. Bu ameliyatlarda genelde lokal veya hafif uyku anestezisi kullanılabilir. Siz İç dudaklarınızdan şikayetçi olan hastalar bu videoyu muhtemelen izliyor. Evet, o iç dudaklarınızda bu ameliyatta vedalaşıyorsunuz. Anesteziyi verdikten sonra güzel bir kalemle şekillendiriyoruz. Kalemle verdiğimiz şekilden sonra hafifçe kesiyoruz. Kestikten sonra çok ince dikişlerle orayı dikiyoruz. Yani bunlar çok ince, kıl kadar, saç kadar dikişler. Sonra peki sonra ne oluyor? İşlem bitiyor. Yani ben 45 dakikada yapıyorum ortalama bu ameliyatı. Çünkü biliyorsunuz ben bir eğitmenim aynı zamanda. Birçok doktora bunun eğitimini de veriyorum. Dolayısıyla benim sürem birazcık daha kısa. Konfor alanım da çok daha iyi. Çünkü kendi metodumla, yani yorumlara bakın bir doktor takviminde. Bir sürü bununla ilgili yorum da okuyabileceksiniz. Sonrasında da hastayı böyle bir 2-3 saatlik gözlem için yatırıyorum. Buz uygulatıyorum. Sonra kendime özel hazırladığım kremlerimle hastanın daha iyi hissedebileceği, daha iyi yara izleri olabileceği şekilde hastayı taburcu ediyorum. Evet, labioplasti nasıl yapılır videosunun cevabı buradan size gelsin.